Teşekkürler Paşa, kolay gelsin. Gün içinde elbette döneceğiz. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez bir genel başkan kurultayda kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi, değişimcilerin adayı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sonucunun yansımalarını eski CHP Genel Sekreteri 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, eski Devlet Bakanı Sayın Mehmet Sevigen'le konuşacağız. Sayın Sevigen, hoş geldiniz. İyi pazarlar. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Hayırlı olsun diyelim mi? Öyle tabii. Hem ülkemize hem partimize hayırlı olsun. Peki süreci nasıl buldunuz? Dün konuşmalar, tartışmalar, yükselen sesler, protestolar, alkış, kıyamet vesaire. Yine renkli, yine kavgası eksik olmayan bir kurultay. Öyle yani, bizim kurultaylar böyle olur. Bunlar yani, toplum alışmıştır buna. Çok fazla kavga da olmadı yani. Evet. O tartışmalar normaldir. İşte iki aday olunca tabii herkesin taraftarları bir tarafta bir tarafta oluyor. Yani kurultay olarak güzel bir kurultay geçti. Kongre olarak, toplantı olarak, seminer olarak. Ama içerik olarak ne kaybettik ne kazandık. Topluma ne verdik? Milletin beklentisi nedir? Kurultaydakilerin beklentileri ortaya çıktı. Hı hı. Ama buradan topluma ne çıktı? Toplum ne üzerine ne pay aldı? Bunu hiç görmedik. Onu göremedik. Umarım daha bugün ilk gün, daha 40'ı çıkmadı. Hemen birinci eleştirmeye geçmek istemiyorum ama biraz bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Hı hı. Peki bugünkü parti meclisi vesaire, bir isimler de belli olacak, ortaya çıkacak. Bu biraz daha netleştirir mi? Tabii o da netleştirir. Süreci. Çünkü gerek Özgür Bey söz verdi, biliyorsunuz. Tunç dedi ki yani ben o Kemal Bey'in yanında başarısızlığa uğrayan, işte Kemal Bey'in dışladığı, o da kurultayda söyledi ya, ben gelir gelmez bu partiye değişim oluyor. Ya. Zaten Kemal Bey partiyi değiştiriyor zaten. Kemal Bey değiştirdi partiyi işte. Orada emekliden, kağıt toplayandan, efendim söyleyeyim, ev silenden, odacıdan, kapıcıdan falan bahsediyor ama esas Kemal Bey partiyi Mehmet Bekiroğlu gibi, Cihangir İslam gibi, efendim söyleyeyim işte bu Özgür Anka İzmir'in göbeğindeki Fethullah Gülen'in gazetecilerindeki milletvekili yaparak, Sadullah Ergin'i milletvekili yaparak zaten partiyi değiştirdi zaten. Zaten Kemal Bey eski CHP'den, biz eski CHP değiliz diyordu. Bağırıyordu, bas bağırıyordu. O bakımdan şimdi partinin böyle değiştireceğiz, değiştirmeyeceğiz demesinin çok bir anlamı yok. Zaten parti değişti. Bu eski parti bizim parti değil. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bir parti. Dikkat edersen orada mesela, şimdi orada kazanan Özgür mü oldu? Orada kazanan bu kurultayın galibi Ekrem İmamoğlu'dur. Yani bu kurultayın galibi... Şöyle bir yorum var Sayın Sevigen. Katılır mısınız bilmem. Şimdi bunu söylediğiniz için diyorum. Özgür Özel aslında emanet genel başkan şu an. Ya emanet genel başkan olup olmadığını bilemiyorum. Tabii koltuk tatlıdır. Terk edemeyebilirsiniz, bırakamayabilirsiniz. 3-4 kişi sen neymişsin dedikleri zaman insan kendini bir dev aynasında görüyor. Ya ben neymişim, benim kıymetimi ben bile bilememişim konuma geliyorlar. Hele böyle siyasi atmosferde. Yani ama buradaki olay belli. Tunç dikkat et Allah aşkına. Ben çok böyle kurultaylar yaptığım için. Özgür Özel seçildiği zaman, ilk seçildi biliyorsunuz. Evet. Çıktı, şeye, oylar açıklanacak. Ekrem İmamoğlu Divan Başkanı açıklama yaptı. İlk teşekkürü kime yaptı? Hiç dikkatinizi çekti mi? İlk teşekkürü Ekrem İmamoğlu'na yaptı. Neyin üzerinden yaptı? Dedi ki, siz dedi kurultayı çok iyi yönettiniz, tarafsız yönettiniz. Bu bana destek verdiniz, sizin sayenizde buradayım demenin siyasi şeklidir. Siyasi şeklidir. Bu ilk teşekkürü delegeye değil, halka değil, örgüte değil, il başkanı, ilçe başkanına değil, eşine değil, oradaki yakın milletvekili arkadaşlarına değil, risk alan belediye başkanlarına değil. Kime teşekkür etti? Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na. Peki Sayın o da biliyor ki, Sayın İmamoğlu'nun divan başkanı olmasını da konuşalım isterseniz. Hayır, şunu cümle. Bağlı, tabii tabii. O da diyor ki, o da biliyor ki Ekrem Bey olmadığı zaman Özgür Özel'in olduğu olması mümkün değil. Bu şeye benziyor biraz da Abdullah Gül Tayyip Erdoğan hikayesine. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan yasaklıydı. Abdullah Gül başbakan yapıldı. Bir ara bırakmayacaktı filan. Tayyip Erdoğan referanduma gidip, bir de bizim evdeki o yasak kalkınca hemen o bırakmak zorunda kaldı. Evet. Tabii baskın bir güç yukarıda Tayyip Bey. Abdullah Gül bırakmayabilirdi. Parti ikiye bölünürdü. Biz hep öyle düşünüyorduk. Yani bu şey yaparken Tayyip Erdoğan evi
yasa bizim evde kalkmıştı biliyorsunuz. Evet, evet. Zülfü Livaneli bize her gün küfür ediyordu. Köşe yazıyor işte Tayyip Erdoğan'ı getirirler Deniz Baykal, Mehmet Sevgen falan diye. Bu buna benzer. Tarih tekrarından ibaret ediyor gibi geliyor. Bunun galibi Ekrem İmamoğlu'dur. Ve kurultay divan başkanı olması, Kemal Bey tabii danışmanları çok yok. Eğer siz atama danışman yaparsanız, siyasi danışman olmadığı zaman yaptığınız hataları müdahale edemezsiniz. Siyaset adamı görüyor onu. Orada divan başkanı olmak demek bir sıfır önde başlamak demek. Özgür Bey'in bir sıfır önde başlaması demektir. Yani karşınızdakini açık açık destekleyen, ya ben kurultayda kendi divan başkanımı çıkardığım zaman, kurultayda ben kendi divan başkanımı çıkardığım zaman, yani Ekrem Bey de Özgür de bir çıkartırsa daha kurultayın divan başkanları şeydir Tunç. Özür dilerim. Estağfurullah. Divan başkanları kurultaylarda oylar eşit olduğu zaman bir simgedir. İki aday çıkar, iki adayın adayı çıkar daha doğrusu divan başkanı adayı. O kim kazanırsa kurultayda o kazanmış olur. Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda bir meydan okuması olarak da yorumlandı. Ona katılır mısınız divan başkanı İmamoğlu'nun olması? Yani orada kontrol ederim diye düşündü o. Hı hı. Yani dedi ki ya burada kıpırdayamaz, o belediye başkanlarını arayamaz, kulis yapamaz, oturup bir yerde telefon edemez. Ama iş daha önceden bitmiş. Atalan Üsküdar'ı geçirmiş. Evet. Atalan Üsküdar'ı geçmiş artık. Sen istediğin kadar ister divana koy, ister kafese koy. O olay olmuş bitmiş zaten. O kadar yüksek oy alması hiç beklemiyordu biliyorsunuz. Hiç kimse tabii tarafından beklemiyordu. Şöyle ama hatırlatalım mı Sayın Sevgen? İlk turda Sayın Özel 682, Sayın Kılıçdaroğlu 664 oy alıyor. Evet, sonra 18. Ne oldu? İkinci turda Sayın Özel 812, Sayın Kılıçdaroğlu 536. Bu oy kayması mesela nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Ya, Kemal Bey'in çekilmesi lazımdı. Hem evet, kendini, ülkesini, partisini düşünen bir genel başkan olarak kesinlikle oradan çekilmesi lazım. Ama çekilmedi. Niye çekilmedi o da? Yanındaki belediye başkanları, milletvekilleri, parti meclisine girmek isteyen, Kemal Bey'i destekleyen arkadaşlar biraz sonra dediler efendim siz çekiliyorsunuz ama yarın parti meclis seçimi var. Siz çok düşük oy alırsanız ya da çekilirseniz Ekrem Bey diyorum, şeyin galibi Ekrem Bey diye, kurultayın galibi Özgür Bey. Hayır. Ekrem Bey gerçek kurultayın galibi Ekrem Bey. Ha, tabii canım, anladım. Burada da Ekrem Bey'e de bir şey söyleyeyim. Antiparantez bu aramızda kalsın. Bunu şey yapmıyor. Artık Ekrem Bey'in İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde hiçbir mazereti kalmamıştır. Şunu diyemez ki Kemal Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe ben seçimi kaybederim diyemez. Çünkü İstanbul'da onda, kurultayda onda, Türkiye'de onda artık Ekrem Bey'in hiçbir mazereti kalmamıştır. Hiçbir söyleyecek sözü yoktur. Milletin önüne çıkıp bu seçimi almak zorundadır. Ama geçen seçimi hatırlayacak olursak İYİ Parti desteğiyle ve diğer irili ufaklı partilerle beraber bir anlamda koalisyon yaparak kaldılar. Şimdi gördüğümüz kadarıyla seçim, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler sonrasında bu ittifak da bozuldu. İYİ Parti'nin açıklamaları çok netti en azından. Gerçi siyasette her şey değişebilir ama geldiğimiz bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ayrılması, Sayın Özel'in genel başkan olması, İYİ Parti ile yeniden bir köprü kurulmasını da beraberinde getirir mi acaba? Getirir diye düşünüyorum ben. Özgür Özel de, Ekrem Bey de bu demeçleri veriyordu. Biliyorsunuz ittifak evet, yeniden kurulur. Zaten İYİ Partililer de direkt Kemal Bey'e saldırıyorlardı. Direkt yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da hep direkt hedefi Kemal Bey. Bu saldırılardan Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sırtımda sayısız hançerle seçime girdim mi? İki, cevabı mı? Tabii o iki türlüdür. Bir, aslında iki türlü bile değil. Yani. O tamamen parti içine yöneliktir. Özgür diyor ya ben üzerime hiç almadım diyor ya. Evet, evet. İşte İYİ Parti kendi üzerine alıyor. İYİ Parti niye kendi üzerine alsın? İYİ Parti geldi seni destekledi. Zoraki destekledi. İşte Meral Hanım'ın kalkmasını filan. O kurultaya içe dönük bir mesajdı kurultaya kazanmak için. Hı hı. Ama bana göre o parti içindeki insanlara karşıydı. Yani parti içinde işte iki belediye başkanı aday olmadı mı ta başından beri? Ya sen kazanmaz, sen kazanamazsın, biz aday olalım demedi mi belediye başkanları? Gerek Mansur, gerekse Ekrem Bey. O zamandan beri Kemal Bey yıpratıldı. Kemal Bey parti içinde siyasi olarak dövüldü. Her kafadan bir ses çıktı, kendi arkadaşları eleştirdi. Tabii biz eleştiriyorduk ta başından beri, biz onu söylüyorduk ama. Tunç hatırlarsın. Tabii tabii konuştuk. Bu kanallarda biz diyorduk ki Kemal Bey seçimden önce çekilsin. Ya da seçimden önce CHP genel başkanlığını bıraksın, sırf Cumhurbaşkanı olsun diye. Çünkü seçimi kaybedeceğiz. Biz görüyorum ben. 30 yıllık benim tek özelliğim bu insanlarla ilişki kurmak. Başka bir özelliğim yok. Yani aşiret reisi değilim, çok büyük paralar olan profesörler falan değilim.
Sadece sokağı biliyorum, insanları biliyorum, örgütü biliyorum, yapıyı biliyorum, partileri biliyorum, insanlar nasıl oy verir. İnsanların geleceğiyle oynadık Tunç biz. Evet. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin, o Kemal Bey diyor ya, işte ben kapıcıya da gittim, ben kağıt toplayana da gittim, ben cam silahın hanıma da gittim. Gittin ama kardeş derman olmadın, derman. Hiç çare bulamadın. Sosyal medyada bugün hatta, bir hayli sert eleştiriler var vatandaşlardan. Umudumuz da gitti tabii, o zaman. Tabii onu kastediyorum. Bir de üzülüyorum şeyden. Kemal Bey şimdi sırtımda hançer diyor ya. Evet. Deniz Baykal'a geldi, aday olmayacağım dedi. Bak tarih tekrardan. Bu Allah'ın adaleti var ya. Bu enteresan. Ya şimdi bugün bunları konuşmak yeri değil. İlk gün daha kırık çıkmadı ama içimiz yanmış. Halk adına konuştuğum için içimiz yanmış diye söylüyorum. Deniz Baykal'ın yanına geldi, aday olmayacağım dedi. Ben aday değilim efendim, sizinle beraberim dedi. Bir gün sonra gitti, Tunç aday oldu. Ben ona dedim ki ya Kemal Bey böyle. Kemal Bey dedim ya, arkadaş sen bıçağı vurdun. Yüzüne karşı ya. Dedim bıçağı vurdun, bıçak kemiğe dayandı. Ya o bıçağı vurdu, yetmiyor ona biliyor musun o bıçağı vurmak? O diyor sırtına vurmuşlar, ona yetmiş. Ya bıçağı böyle ters çevirince biliyorsun iki kemik arasından ciğere saplanır. Evet. Bıçak böyle de böyle vuruyorsun, kemiğe geldi. Diyorum ki yeter kardeş ya. Vurdun artık, tamam bir şey yok bunda. O bıçağı böyle büküyor, direkt ciğere saplıyor. Şimdi ben Kemal Bey için ne kadar üzülüyorum biliyor musun? Diyor ya bıçak sırtımda. Bıçak çok, hepsi ihanet etti ona çünkü. Peş peşe değil mi? Çok yani sert, eğer öyleyse kendi arkadaşlarına buna ihanet diyorsan, buna ihanet diyorsan herkes ihanet etti sana. O bıçak sırtımdaki hançerlerle dolaşıyorum diyorsan eğer, seçime böyle girdim diyorsan eğer kardeş, yaptığını buluyorsun. Bu adalet Allah'ın adaleti. Siyaseten de böyledir. Gün gelir keser döner sap döner dedi ya, gün gelir devran döner. İnsanlar ettiğini buluyor. Siyaseten de ama üzüldüm. İnan bak çok üzüldüm. Samimi olarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Atatürk'ün koltuğunda oturan, İnönü'nün koltuğunda oturan, Ecevit'in koltuğunda oturan bir genel başkanın ikinci turda partisini düşünerek yine böyle içimizden affederiz ya, bize yaptığı kötülükleri, bırakın bize yaptığı partiye, ülkeye yaptığı kötülükleri, 12 yıl hizmet etmiş, günahıyla sevabıyla derdik. Ama orada iki oy varken çekilecektin. Bari orada bir girme, hem kendine hem ailene zarar etme. Ama dediğim gibi yanındakiler, bugün parti meclis seçimi var ya, çok düşük oy alırsa, iki lider arasındaki oy çok düşerse Tunç, o kadar az girer karşı listeden parti meclisine. Hı hı. O kadar az üye girer, arkadaş girer. O şimdi onlar biraz yüksek oy aldıkları zaman eşit olur, tercihler olur. İşte yani delme diyoruz biz. Evet. Listeyi delme diyoruz. Hı hı. Listeden girenler olabilir. Ama bu oy çok açıldığı için çok az girer. Yani bir iki kişiden fazla listeye gireceklerini zannetmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii genel başkan olduktan sonra sayısız seçim oldu ve her birini işte belki son yerel seçimleri ayrı tutarsak bir nebze, bir ölçüde hep kaybettiğini gördük. Ama bu kez bu kayıp hepsinden daha ağır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihine geçen bir kayıp olarak görünüyor. Ne dersiniz buna? Ya bana göre öbür seçimler daha kayıp. Öbür seçimler halkı ilgilendiriyordu. Şimdi bu seçim kendi ilgilendiriyorsan senin için kayıp. Ağır bir kayıp Kemal Bey için. Ama halk için, halk için öbür seçimler kayıptı. Biz neyi düşünüyorduk? Ya sağ bir parti yönetiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi değil mi? Ciddi bir muhalefet yaparsak onun bazı şeylerini engelleriz. Ama ciddi muhalefet olmadığı zaman iktidar partileri, bunu Adalet ve Kalkınma Partisi için söylersin, Doğru Yol için söylersin, Anavatan, yani merkez sahada görev yapan partiler için söyleyebilirsin. Muhalefet onları dizginler. Evet. Durdurur. Ama Kemal Bey'in umurunda kurultayı kaybetmek gibi en acı diyor. En acı olan bize kurultayı kaybetmek değil. Kazanırsın, kaybedersin. Esas seçimleri kaybetmek acı bir şey. İnsanlar umutlanıyor. İşçisi, köylüsü, esnafı, dar gelirlisi, emeklisi biliyorsun. Biz buradan hep hükümete karşı diyorlar diye eleştiremezsiniz. Burada hep eleştirdik değil mi? Bu emekli maaşlarını. Tabii, tabii tabii. Emeklilere vermedikleri paraları nasıl eleştirdik hatırla. Her gün söylüyorduk yani. Bu emeklilerle ilgili ama ciddi bir muhalefet olduğu zaman, güçlü bir muhalefet, gider oturursun, Cumhurbaşkanı'na gidersin. Yani halk için istediğin bir şey olursa utanmazsın Tunç. Halk için istiyorsun ya. Ben halk için gider, yani ne bileyim, halkım beni seçmiş, onu Cumhurbaşkanı yapmış ya da Başbakan yapmış, beni de milletvekili yapmış. Yana muhalefet partisi başkanı yapmış. Ben utanır mıyım ya? El öpmekten insan imtina eder mi ya? Halkın için, kendin için değil ama. Milletin için istiyorsun. Halkın için, emeklin için, taşeron için, işçin için, köylün için istiyorsun. Zaten vekil değil mi ya? Cumhur
Cumhur'un vekili. Tabii yani. Diyorum ya sana Tunç, devletin her şeyi var. Evet. Bak devletin odacısı var, çaycısı var, bekçisi var, polisi var, jandarması var. Her şey var. Vatandaşın sadece vekili var. Evet. O vekil de eğer böyle sütü bozuk çıkarsa ya da halkı unutursa, halka sırtını dönerse vay vatandaşın haline. Ne yapsın? O bakımdan ben bu kurultayda bekleyeceğiz. Çok söyleyeceğim şey var. Bak, çok uzun bir program yapacağız. İdris'le de biraz konuştum. Onlar da çok dış politikada çok başarılı gidiyorlar. Evet, evet. Hoca da içerideydi. Güngör Hoca bir de başbu onlar üçü böyle bir sac ayağı gibi Türkiye'nin böyle gerçekten bu İsrail-Filistin politikasıyla ilgili müthiş bir aydınlatma çok yapıyorlar. Türkiye sizler yapıyorsunuz. Sizler de çok tabii önemli görevler yapıyorsunuz. Çok aydınlanıyoruz. Şimdi onların bilgisiyle 4 saat konuşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben Bosna'da yaşadığım için bu olaylar. Bu kurultayda dilerdim ki böyle İsrail için, Filistin için işte böyle bir çözüm önerisi. İktidar söylüyor zaten, görüşüyor. Çözümden ziyade bayrak bile asılmadı salonda. Evet, bayrak bu yok. Çok dikkat çekici değil mi? Tabii tabii. Bir de Hamas'a Özgür Bey abi terör örgütü. Hamas bir terör örgütüdür dedi. Orada bir andık yani. Hı hı. Terör örgütü diyerek Hamas'ın terör örgütü olup olmadığını ben bilemem. Sen de bilmezsin. Orada onun yeri değildi. Zamanı da değildi. Evet. Yani çünkü bu kadar çocukların katledildiği, öldürüldüğü, biliyorsun İsrail çocukları bomba atıyor, öldürmüyor. 7 kat yerin dibine gömüyor. İçeride patlıyor bomba. 7 kat yerin dibine gömüyor. Ya o çocukların hatırı için orada hiçbir şey konuşamıyorsan fermuar çek ağzına. Tabii. Yani yere değil. Yani yurt içi ya da parti içi meseleler değil. Değil tabii ki bunlar. Ya uluslararası meseleleri de konuşmak gerekiyor. Sayın Sevgen, bu arada Sayın Özel'in konuşmasında Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya selam göndermeleri de çok dikkat çekiciydi. Onunla ilgili yorumunuzu da açıkçası merak ediyorum. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Kapatamadım. Demişimi kapatamam. Ya tabii Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktı artık. Evet. Diyor ya aktif siyasetten çekildiğimde açıklama yaptı. Çok demeç vermiyor ama şey dediniz değil mi? Osman Kavala. Osman Kavala için falan diyorsun. Ama yalnız öbür gazeteciler de selam çektiler. Kemal Bey baştan beri söylüyordu. Şimdi bu bir oy yarışı gibi. Doğu ve Güneydoğu'dan işte bizim Kürt kesimden oy alacağım diye düşünerek yapılmış bir şey. Selahattin Demirtaş ve Kavala içeride seçim kazandırır kurultaylarda ama Cenk, Tunç, hı hı, dışarıda seçim kaybettiriyor genelde. Biliyor musun hayatım? Yani millet bunun farkında değil yani. Yani kurultayda kazanabilirsin Tunç. Bu iki ismi söyleyerek. Bizim Kemal Bey bırak onu, daha neyleri gitti. Bu Adana'da biliyorsunuz bu Altan kardeşleri, Nazlılıcakları, evet, terör örgütlerini hepsi alkışlayarak bütün alkışlattı. Bunlar geliyor böyle. Gele 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 gele. Kemal Bey o kadar çok yanlışlar yaptı ki. Ya bak mesela Kemal Bey'in yanında danışmanlar var 80 tane değil mi? Hep sağdan getirdi. Sorunları kenara bıraktı. Kemal Bey'in danışmanları, parti meclis üyeleri danışman. Eğer bunları dinleyebilseydi Tunç, kurultayı yapardı, kurtardı kendini. Yani seçimden önce altın masayı toplamışsın. Milletin sana teveccühü var. Oradakiler diyorlar ki aferin ya Kemal Bey büyük iş yaptı, belediye kazanmışsın. Hı hı. Yapsana kurultayını. Evet. Kurtarmak istiyorsan kendini ama danışman olmayınca yani ya bürokratları şey yapmıyorum, küçümsemiyorum. Ama siyaset başka bir şey. Bürokrasi başka bir şey. Devlette görev almak, çalışmak o önemli. Mustafa Kemal'in dediği gibi kim en güzel işini ve en doğru yapıyorsa benim için önemli olan odur diyordu Mustafa Kemal, biliyorsunuz. Tabii tabii. En büyük vatansever odur diyordu. Odur. Şimdi Kemal Bey'in danışmanları sağdan gelmiş, ne oldukları belli değil, kim oldukları belli değil. Atatürk'e küfreden, kendisine küfreden adamlar olunca Kemal Bey'e diyemediler ki efendim biz kurultaydan önce bak altın masayı koymuşuz, en güçlü zamanımız. Vuralım geçelim, evet, derler. Meral Hanım niye kazandı? Meral Hanım bundan kazandı. Meral Hanım da bekleseydi, biraz daha böyle oyalansaydı o da kaybedecekti. Hı hı. Ama Meral Hanım gelir gelmez kongre yaptı ve genel başkanlığını kurtardı. Partisini kurtardı. Sayın Sevgen, şimdi kurultay üzerinden yürüyecek olursak evet lider değişti ama bu tek başına yeterli mi? Özellikle önümüzde yerel seçimler var. Küskün seçmen var. Küskün seçmen bu noktada ikna olur mu? CHP'de bundan sonra nasıl bir yol izlenmesi gerekiyor? Şimdi tabii Ahmet gitti, Mehmet geldi. Evet. Tunç. Siyaseten ne koyacaklar ortaya? Şimdi bugün şeyden az çok belli olur. Parti meclisine girecek arkadaşlarımızın, hı, siyasi kimliklerinden belli olur. Yani kimler gelecek, kimler gidecek diye bir belli olur.
acaba yine Kemal Bey gibi şimdi yine sağdan mı listeye girecek? Hep yeni liste diyorlar ya, onlar bizim işte yan adamlar, yan adamlar. Bir ilk sinyali parti meclisindeki şeyler verecek. İsimler verecek. Hangi arkadaşlar girecekse onlar verecek parti politikasında. Bir de mesela Mavi Vatan'la. Bak, dış politika o kadar çok önemli ki. Diyor ya, dış politika danışmanın yoktu, diyor danışmanım yoktu, sen bile bilmiyorsun diyor birbirine, en çok dış politikadan. Mavi Vatan'la ilgili, Suriye ile ilgili, Irak'la ilgili, Gazze ile ilgili bunların ne düşündüğünü eğer anlatamazlarsa çok kısa sürede bana göre hiçbir fark olmaz. Ahmet gider, Mehmet gelir ki Özgür Özel'in de toplumda Kemal Bey kadar karşılığı yok. Yani halka çıkıyorsun ya, kurultayda Ekrem Bey, buradaki ana kilit Ekrem Bey. Bunu inkar etmemin bir anlamı yok yani. Bunu Sağır Sultan da biliyor. Yani bunu söylerken ben Özgür Bey'i kazandığı zaferi küçümsemek istemiyorum. Ama bu işin mimarı Ekrem Bey'dir. Ekrem İmamoğlu'dur. Yani konudan konuya geçiyoruz. Baykal İnönü çekişmesinde Tunç SHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen'di. Yine oturdu böyle, SHP İstanbul Kongresi'ni aldılar. Sonra genel merkezi aldılar. Beşiktaş ilçe başkanı vardı bizim, Zakir Özlü. Diyor ki abi, hoca buraya geldi, oturdu. Bütün delegeleri, ilçeleri dizayn etti. Olduğu gibi blok aldı, götürdü Ankara'ya. İnönü orada kazandı, Baykal kaybetti. Sonra ne oldu? Parti kapandı, Türkiye kaybetti. Evet. Değil mi? Şimdi tarih diyorum hep tekerrürden ibaret. Bunları bildiğimiz için. Şimdi geldi burada yine Ekrem Bey oturdu. Bütün delegeler organize etti. Büyükşehir Belediye Başkanı şimdi kim ne derse desin etkileniyor insanlar. İşe giriyorlar, iş alıyorlar, vaat alıyorlar. İstanbul'da güçlü olduğun için İstanbul'da belediye meclisi olmak istiyorlar, belediye başkanı olmak istiyorlar. Yani bunlar doğal, siyasette insanlar hakkıdır. Delegelerin de hakkıdır. Kim güçlüyse onun yanında olurlar. İstanbul'da güçlü Ekrem Bey. Delegeler diyor ki sen belediye başkanı değişecek. Çünkü İstanbul belediye başkanlarının yarısı Ekrem Bey'e karşı. Yarısı Kemal Bey'le beraber. Yarısı Ekrem Bey'le beraber. Şimdi ilçe belediyeler ne olacak? Mesela Bakırköy'dü, Ataşehir'di, Maltepe'ydi. Bunlar Kemal Bey'in yanında durdular biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar ne olacak parti içinde? Bunların bir kısmının gerçekten tabandan albenisi var. Halkın teveccühü var. Mesela Battal Ataşehir'de hemşerim olduğu için söylemiyorum. Bir tabanı var, bir kurmuştur, bir düzen kurmuştur. Şimdi Battal Ataşehir'den değiştirdiğin zaman Ataşehir ne olacak? Tabii bunlar böyle 4 bilinmeyen denklem derler ya. 3 bilinmeyen denklem gibidir. Şimdi benim esas korkum bir tanesi şudur Tunç. Kemal Bey'i nasıl eleştirdik hatırlarsın. Dedik ki 40 tane haremiler verdik. 40 milletvekili değil mi? 40 milletvekili verdik. En çok yarayı Kemal Bey, dikkat edersen, Özgür Bey'in Kemal Bey'i orada eleştirmesinden aldı. Dedi ki işte bize sormadan, biz o toplantıda yoktuk. Sen 40 tane milletvekilini verdin. 39. Bizim haberimiz yoktu dedi gerçekten ama. Haberleri var tabi, olmaz mı? Sonrasında yani? Yani seçim sürecinde baktığımızda işte verdikleri röportajlarda hiç de bunun aksini söylemediklerini de gördük. Hayır yani. Özgür Bey'in daha önceki demeçlerine bir bakarsanız, ikisini karşılaştırırsanız medya yarın öbür gün çıkartır. Göreceksiniz ki daha önce Kemal Bey'in yanındayım. Bizim bilgimiz var, biz kazanmak evet. için verdik. Yani. Hesapladık, çünkü hesapladık diyor, o uygulama yaptık, biz onlarla işte bunları verirsek şu kadar daha milletvekili çıkartır, biz daha çok çıkartırız diye hesaplamış, düzmüşler, düzenlemişler. Bunu Özgür Bey'in kendi ağzından duyduk. Yani böyle orada ama kürsüde sanki yeni bir şeymiş gibi söyleyince Kemal Bey oradan öfkelendi, oradan sinirlendi. Hatta İkinci şunu, sefer şunu, konuşmasına... Şunu da ilave edeyim mi Sayın Sevigen? Şu şey bir... Tabii ilave edin ama şu Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye gitme sebebini öğrenemediğimi... öğrenemedik dedi Özel, Sayın Özel. Evet. O teknolojiyle ilgili o bölümde evet, anlatırım. Evet, evet. Ama şimdi buradaki olay en büyük korkum var. Yine fırsat tanıyorum. Ben partimi düşünüyorum. Ben halkı düşünüyorum. Yeter ki halkın yüzü gülsün. Bir muhalefet partisi bir iktidara gelsin, büyüsün. Kemal Bey'in değişiminin çoğunu biz sağladık. Yanlış olduğunu anlatmaya çalıştık. Biliyorsunuz bütün Türkiye'de ben ve birkaç arkadaşımız beraber yıllardır ben biliyorsunuz 3 yıldır 4 yıldır anlatıyorum. Sağ olun sizler arena verdiniz. Kemal Bey olmaz dedim. Yanlış yapıyor çünkü verdiği sözde durmuyor. Yaptıkları yanlış. Dış politikası yanlış. Ekonomisi yanlış. Danışmanları yanlış. Partiyi tek başına yönetiyor. Buyrukla yönetiyor. Hep bunlar anlattık ama bunlar kulak ardı ettiler. Niye? Ya biz varız nasıl olsa. Burada 2 tane milletvekili kazanıyor. Özgür Bey mesela Manisa'yı aldı. Bartın aldı. Sustu. O zaman niye sustun kardeş? O yanlışlıkları niye söylemedin? Ama biz hep söyledik. Şimdi ben Özgür Bey'e buradan bir şey söylüyorum. Bak gözlerin içine baka bakarak. Ekrem Bey de Özgür Bey'e de. Çok önemli bir şey söylüyorum. Bak çok önemli bir şey. Senin aracılığında Tunç. Eğer bu milletvekilleri pazarladığı gibi belediye başkanlarına pazarlayacaklarsa yine biz gök kubbeyi onların başına indiririz.
aynı eleştiri, aynı böyle eleştiri yine yaparız. Meral Hanım'la oturup ya da HDP ile oturup nasıl olsa arada Kemal Bey gitti, sizi götüren Kemal Bey'i kovduk, attık dışarı diyorlarsa, biz işte bu Kemal Bey'e yakın olan belediyelerin yerlerine Meral Hanım'a vereceğiz, yeter ki büyük şehirleri kazanalım diyorlarsa, buradaki arkadaşlarımızın haklarını yiyeceklerse, biz bak yine söylüyorum, nasıl Kemal Bey'le mücadele ettik yıllardır, şimdi bunlarla da mücadele ederiz. Daha ilk gün, bak kırkı çıkmadı, eleştirmek istemiyorum. Hı hı. Ama ben bir uyarı yapmak istiyorum. Yani Ataşehir'i, efendime söyleyeyim, Bakırköy'ü ya da işte Maltepe'yi ya da Beşiktaş'ı, böyle kazanabileceğimiz yerleri biz, çünkü biz CHP döneminde en yüksek oylar aldık, CHP döneminde de kazandık biz. Duyduğunuz bir şey mi var? Tabii bunu söylüyorum şimdi, diyor ittifak yapacağız. Meral Hanım neyle ittifak yapacak? Nasıl yapacak? Gelecek Karakaş'ın Karagöz için mi ittifak yapacak? Belediye başkanları istiyor. Diyor ki bana İstanbul'da 3-4 tane belediye başkanı ver, %100 kazanacağım yerdeki belediye başkanlarını. İllerin bir kısmını bana ver diyecek. Şu İzmir meselesi aynı. Çok konuşuluyor bu ara. Ya İzmir'i veremezler. İzmir'de mümkün değil. Meral Hanım'ın zaten. Meral Hanım İstanbul'da da oy yok. Yani İstanbul'da da %2, %3 oy var. Ama bunu sırf yeni geldim, sırf değişiklik olsun, böyle bir hava olsun, bir popülerize olsun, işte ya bak geldi her şeyi değiştiriyorum, Kemal Bey ile Meral Hanım'ın arası çok bozuktu, ben işte aklımız fikrimiz ne, Ekrem Bey'e belediye başkanı yapmak değil mi? Yani bu bütün bu uygulamalar, bütün bu çalışmalar, bütün bu dizaynlar, organizeler, tiyatrolar, ne dersen de bütün bu emek, para, büyük para. Tabii. Ya Tunç, o kadar büyük para ki hakkına ya kolay değil. Ben o afişleri, bildiriler, Baykal, biz partiyken yapamıyorduk. Bütün İstanbul'un billboardlarında önce il başkanları, sonra genel başkanlar, helal hoş olsun. Kim verdi? Ama eğer bu büyükşehir belediyenin parasıysa, yetim hakkıysa, daha başlamadan geride başlarız. Benim korkum ya yetim hakkı yenmez. Evet. Ne belediyede yensin, ne yukarıdan yensin. Eğer şimdi Özgür Bey'le Ekrem Bey oturup Meral Hanım'la ya da HDP'yle gizli bir pazarlık yaparlarsa, Kemal Bey'in yaptığı gibi, milletvekili verdiği gibi belediye başkanlarına da verirlerse, inan bana samimi olarak söylüyorum, bu sefer vallahi billahi televizyonlarda değil, meydanlara çıkarız. Evet. Ya biz parti büyüsün, kendi emek veren insanlar kazansın diyoruz. Biz bir şey mi istiyoruz? Ben Kemal Bey'den de bir şey istemedim. Ekrem Bey'den de, zaten biz Ekrem Bey'den biliyorsun, Gazi Mahallesi'nde bir arsamız vardı. Kadir Bey zamanında vermişti, Gazi'de katledilenlerin anıtlarını yapacaktık. Bize randevu bile vermedi o zaman. Gidip o arsanın, sırf onu isteyecektik. Ama olmadı, önemli değil. Ya bizim, benim partimin belediye başkanı. Ben ona kötü laf söylememeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar eleştirmemeye çalışıyorum. Yaptığı güzel işleri çıkarmaya çalışıyorum. Ama partiyi böyle sırf ele, yani şimdi iktidarda onlar. Dediğim gibi şimdi hiçbir mazereti kalmadı Ekrem Bey'in. Partiyi beraber dizayn edecek. Dizayn ettiler zaten. Aldılar bütün il biliyorsunuz onlarda, ilçeler onlarda. Belediye başkanlarıyla da arkadaşlık kuruyor, görüşüyorlar. Ama bu partiyi böyle işte bugün kazandılar kongreyi, kongre bizde deyip at vurup harman savururlar, şey derler ya, harman. Har vurup harman savururlarsa, önüne gelen sırf Büyükşehir Belediyesi'ni kazanalım, oradan sonra Cumhurbaşkanı'na gidelim, her yol mübahtır diye bakarlarsa, o ilçe belediyelerini, kazanacağımız yerleri, o emekçilerin, fakirin, fukarın alın terini Meral Hanım'a peşkeş çekerlerse, inanın bana vallahi de billahi de hem belediyenin önüne, hem evlerinin önüne, hem iş yerlerinin önüne çadır kurarım. Vallahi de çadır kurarım, billahi de çadır kurarım. Bu muhalefet o zaman onunki gibi olmaz. Çok ciddi bir muhalefet olur. Şimdi kazandık bak, güçlüyüz, halk beraber. Yeni bir genel başkan, yeni bırak, tek başımıza girelim ya. Hı hı. Girin tek başına, ittifak yapabilirsiniz gizliden ama belediyeyle pazarlığı yapmadan, hiçbir belediye başkanımızı rencide etmeden, hiçbir örgütümüzü, belediye meclisimizi rencide etmeden, bu partiyi bu duruma getirenlere teşekkür ediyorlar değil mi? Ben ikinci dönem kurucusuyum. İkinci dönem kurucusuyum. Beni partiye ihraç ettiler, beni partiye alsınlar diye düşüncem yok. Biliyorsunuz Kemal Bey bir açıklama yaptı parti meclisinde. İlk demeci ben verdim. Benim ve benim gibi arkadaşlarımdan özür dileyeceksiniz. Yanlış yaptık diyeceksiniz. Bizi niye ihraç ettiler? Biz Libya'da yanlış, hükümet doğru yapıyor, siz yanlışsınız dediğimiz için. Bir arkadaşım FETÖ işgal etti dediği için burayı ya. Ya Dursun Çiçek'in kızı babasını savunduğu için, CNN Türkiye çıktığı için ihraç ettiler ya. Böyle bir parti yönetimi olur mu? Ya bugün böyle canım sıkılıyor, üzülüyorum. Ben halkım için üzülüyorum Tunç. İnsanlarım için üzülüyorum. Dursun Çiçek yine Kemal Bey'i savunmaya çalışıyor komutanım. Yani ama bir gencecik bir hanımefendi ya. Yani hatırlasın. Sevgi, geldiğimiz bu noktada bu pazarlık yerel seçimler yeni bir gerilimin, yeni bir kavganın kapısını aralama ihtimalini görüyorum ben sizin bu anlattıklarınızda. Ya üzüldüğüm konu, şimdi diyorlar ya biz tekrar ittifak yapılabilir. Çünkü Özgür Bey'in ilk lafı o.
Yani konuştukları mitinglere ittifak yapılabilir. İttifak olması gerek. İttifak, tamam, ittifak nasıl yapılır? İttifak dersen ki sen İstanbul'da yoksun, gerçekten çıkarsın, gücünü gösterirsin. Güçlü belediye başkanımız var. Ekrem Bey de kazandı. Şimdi hiçbir mazereti yok. Bak onu söylüyorum hep böyle. Ekrem Bey şimdi kurultayda Özgür Özel ilk teşekkür ona yaptı. Dikkat et ya. Evet evet. Ve şimdi ne oldu? Bak Ekrem Bey'i aldı. İstanbul Ekrem Bey ile beraber hareket ediyor. Genel merkezi şimdi Ekrem Bey ile beraber hareket ediyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Gizli, kapaklı anlatmanın bir anlamı yok. Yani biz biliyoruz, bütün Türkiye biliyor. Herkes biliyor ki Ekrem Bey olmasa Özgür Bey'in alacağı 150-200 oy. Şimdi kamuoyu baskısı da bir müddet sonra oturmaya başladığında, gelmeye başladığında, Özgür Özel koltuğa iyice şöyle bir sahiplenmeye başladığında Sayın İmamoğlu'yla aralarında bir gerilim başlar mı acaba? Yok, zannetmiyorum. Yani ben gerilim olacağını zannetmiyorum. Daha yeni bu en azından bu seçime kadar olmaz. Hı hı. Zaten olması da mümkün değil. Peki İstanbul yani kaybederse CHP? Ya umarım kaybetmez. Yani iktidarda birisi olur, muhalefette birisi olur. O zaman hem iktidar hem muhalefet, hem yerel yönetimler, hem genel yönetimler bir partide olursa hizmet gelir diye düşünüyor toplumun bir kısmı. Hı hı. Ama inanın demokrasinin sacaya böyle değil. Yani diyoruz ki belediyeler bizde bak iyi kötü götürüyoruz, herkes memnun, belediye başkanları bazıları diyor da ki işte Kemal Bey kalırsa ya bizim ilimize gelmesin, biz nasıl olsa burada seçiliriz, Kemal Bey gelmesin diyorlardı, bu bir mazeret olarak görüyorlardı genel başkan. Hı-hı. Şimdi dedim ya biraz önce Ekrem Bey'in hiçbir mazereti kalmadı onun söylediğinden, değişim oldu, partiyi de aldınız ama velev ki oldu aldınız. Çünkü AK Parti çok sağlam bir adayla gidecek. Tabii gidebilir yani, herkes konuşuyor, mesela Murat Kurum'u konuşuyor Murat Bey. O gün o zaman ilişkileri ne olacak Sayın Özel ile Sayın yani İmamoğlu? Tabii Ekrem Bey kaybederse Ekrem Bey o zaman herhalde genel başkanı oynayacak. CHP'nin genel başkanı. O zaman yeni bir kurultay yok. Çağrısı mı olur? Tabii, çünkü kurultay olur. Kısa sürede olur kurultay zaten. Seçimden sonra yaparlar diye düşünüyorum. Öyle mi? Yani tabii bu kurultay böyle bir olağanüstü kurultay gibi düşünün bunu. Yani olan kurultay yaptık ama bunu bir olağanüstü kurultay gibi düşünün. Seçimden sonra tekrar dizayn edilir. Eksikliklerine bakılır, yönetimlere bakılır. Kim çalıştı, kim çalışmadı. İşte ön seçimler yapılacak, tüzük değişiklikleri yapılacak. Tüzük kurultayı söz verdi biliyorsunuz. İki ay sonra galiba, 60 gün falan dedi herhalde. Evet, 60'tı galiba. Tüzük kurultayı verdi. Haftaya tekrar burada toplanacağız dedi. Bütün bunlar bakılır, yapılır. Yani umarım içimizden daha çok dışa dönük politikalarımızı çıkartırız ortaya. Dediğim gibi yeni seçilmiştir, 40'ı çıkmamıştır. Çok fazla konuşacak bir şey yoktur. Ben sadece uyarıyorum. Hı hı. İlerisini gördüğüm için, yani olasılıkları gördüğüm için sadece uyarı yapıyorum. Belediye başkanlarının Kemal Bey'in durumuna düşmeyin diyorum. Kemal Bey en büyük eleştiriyi milletvekillerinin 40 tane milletvekilini vermekle aldı. Arkadaşların hakkını yemekle en büyük eleştiriyi. Yaptıkları 13 yıldır bütün hataları saymıyorum. O kadar büyük hatalar yaptı ki onları bir tarafa bırakıyoruz. Zaten yapmasa genel başkan olurdu. Doğru. Kalırdı, devam ederdi. Ama ben de uyarıyorum, sakın bir hata yapmayın diyorum. İnşallah düşündüğünüz gibi gerçekleşsin, vatandaşlar adına da zaten. Kendi adlarına da söylüyorum. Tabii tabii. Hayır, kendi adlarına da, kendi çıkarları içinde. Kim seçimi kaybetmek ister? Siyasi tarihleri tabii, daha uzun. Tabii daha uzun olur. Daha ikisi de genç adam sayılır. Yani birisi 50 yaşında, birisi 55 yaşında. Hı. Genç adam sayılır yani. Tüzük değişimiyle ilgili de konuşalım. Tüzükte nedir arızalı olan maddeler ve hangi noktalarda değişime gidilmesi? Ya tüzükte şimdi, tüzükte bizde 3 türlü seçim var biliyorsunuz. Bir merkez yoklaması var, bir eğilim yoklaması, bir de parti meclisinin atamayla, hı hı, yapılan var. Bir hakim huzurunda yapıyoruz. Biz ön seçim dediğimiz olayı hakim huzurunda yapıyoruz. Onlardan biz şunu yapabiliriz parti meclisi olarak. Diyoruz ki fermuar listesi, fermuar sistemi var. Diyoruz ki ya ben genel başkan olarak veya merkez yürütme kurulu şey olarak parti yöneticileri olarak 4 tane ben işte 1 2 benim 3 4 senin diye yarışa sokuyoruz. O bölümlerde bu sistem en sağlıklı sistem gibi gözüküyor. Hı hı. Ön seçim yapıyoruz ama sana da genel başkansın, hükümet olacaksın. Sana da bazı insanlar lazım. Onlar da orada seçilme şansları yok. Bürokrat, hayatında siyaset yapmamışlar. Bakan yapacaksın. Veyahut da işte grup başkan ve şeyler yapacaksın, komisyon başkanları. İhtiyacın var bürokrat olarak. Diyorsun ki ben bir bölgede ön seçim yapıyorum ama 2-4-6 benim diyorsun. Ön seçime giriyoruz. 2-4-6'yı ilan ediyorsun. İstersen koyuyorsun, istersen koymuyorsun. Ön seçim budur, en sağlıklı budur. Herkes kendini temsil eder. Ama bir de bunun sakıncası şudur. Bir bölgeden 1000 tane üye yaparsın. Başka bölgeden hiç kimseyi yapmasın. O 1000 üye ya hemşerisini seçer, ya kendi ilçesini, kendi küçük ilçesini seçer. O zaman da diğer ilçeler temsil edilmediği için onlar da kendini görmedikleri için oy vermekte zorluk çekerler. Ama en doğrusu ön seçimdir. Evet. Ama merkez yoklamasını vicdanına dayanarak
il başkanına, ilçe başkanına sorarak bir eğilim şeklinde, eğilim yoklaması şeklinde yaparsan, birini bir ilçeden, küçük ilçe, büyük ilçe, orta ilçe, mühendis, mimar, Karadenizli, doğulu, batılı, göçmen, Kürt, Türk, Çerkez, Türkiye'nin muzayını o listede görürlerse, bana göre bu da en az ön seçim kadar çok faydalıdır. Ama orada yöneticilerin vicdanlı olması lazım. Bir de kendilerini, arkadaşlarından önce partiyi düşünmeler lazım. Evet. Bir bu var. İşte bir de biliyorsunuz eğilim yoklaması var. Ama şimdi herkesin dayandı. Allah aşkına geçen dönem işte 18 galiba 2018'de tüzük değişikliği yapıldığı zaman 2 elini birden kaldırıyordu Özgür Özel ön seçim olmasın diye. Atamayla yapılsın diye 2 ellerini birden kaldırıyorlardı Kemal Bey falan. Bu ekip bizim tüzüğümüzü değiştirmedi mi? Bizim dönemimizde bazı illerde ilk kötü ön seçim yapıyorduk biz. Yani Türkiye'nin %60'ında %70'inde ön seçim yapıyorduk. Ben ön seçimle liste başı oldum. Tunç, bak merkez yoklama atamayla doldum. Merkez yoklama yoklamasıyla da atamayla da liste başı oldum. Hatta ikinci oldum ama ön seçimde liste başı oldum. İkinci bölgede Mehmet Sevgen liste başı. Birinci bölgede Mehmet Ali Mehmet Moğaltay liste başı. Hı hı. Üçüncü bölgede de Mehmet Ali Özpolat, Allah rahmet eylesin, liste başı. 3 tane Mehmet. Biz ön seçimde emniyet üyelerin katılımıyla böyle çok kalabalık delege şeylerin İstanbul'daki üyelerin katılımıyla ön seçimde liste başı olduk. Ben hem liste başının kıymetini bilirim. Hem merkez yoklamasında sağlıklı olduğu zaman kıymetini bilirim. Böyle sırf inat olsun, işte baba yiğitlik olsun, ya biz her yerde ön seçim yapacağız. O da çok faydalı değil. Ama her yerde merkez yoklaması yapmak da faydalı değil. Küskünler döner mi? Mesela Tanju Özcan. Yani şimdi Tanju Özcan'a bir af çıkar. İşte bizim hepimize demişler ya böyle bir af çıkartacağız diye işte Kemal Bey'in söylediği eskiler gelsin. Ama bu aldatmacadan başka bir şey değildir. Hı hı. Şimdi bizim tüzüğümüzün 29. maddesinde diyor ki Merkez Yürütme Kurulu bir karar alabilir. Der ki işte disiplin kurulunun şu suçlar hariç. Hırsızlık, yolsuzluk, yüz kızartıcı, taciz, tecavüz, kadına sarkıntılık, dövmek filan bu suçların dışında kalan partiyle ilgili suçlar disiplin kurulunun verdiği suçlar geçersizdir der. Herkes üyeliklerine gelir. Onlar şimdi bekliyor ki Mehmet Sevgen dilekçe vereceğim parti meclisine. Beyefendileri sunacağım lütfen. Beni affeder misiniz? Etmiyorum. O zaman ne olacak? Öyle şey olur mu? Biz yanlış yapmadık ki. Biz bu partiyi kurduk. Biz ikinci dönem kurucusuyuz. Bizim sayemizde oturuyorlar o koltuklarda. O arkadaşlar bizim sayemizde, bizim benim ve arkadaşlarımın sayesinde. Biz DSP'den 3 kişi geldik. SHP'den Deniz Baykal ve arkadaşları geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Eylül darbecilerini elinden aldık, çıkardık. Ama şimdi bizim o hem bir mat tezkeresinin kahramanları, 22. dönem milletvekilleri, hem de o kurucu milletvekillerinden kimse kalmadı partide. Hepsini Kemal Bey sağ olsun dışarı koydu. Vatanseverleri, Atatürkçüleri, ulusalcıları, bu memleketin evlatlarını, partinin öz evlatlarını dışarı koydular. Biliyorsunuz ben eleştirmek için söylemiyorum, abartmıyorum da sağdan da gelecek. Ekrem Bey de bize sağdan geldi. Anavatan Partisi'nden geldi. Özgür Bey de sağdan geldi. Maalesef biz de sahip çıkamıyoruz Tunç. Bizim arkadaşlarımız da sahip çıkamadık. Ben Gülsüm Hanım İnönü'nün torunu diyordum. Baykal'ın kızı diyordum. İşte eski eşref Erdem diyordum. Diyordum ki ya bir böyle gelenekten gelin onlar çıksın ortaya. Belli bir süre yapsınlar abilik ablalık. Ondan sonra herkes aday olsun. Kemal Bey aday olmayacağım derseydi çok aday çıkacaktı. Yani inan çok aday çıkacaktı. O zaman engellemeyecekti. Kemal Bey'in en gider ayak yaptığı kötülüklerden bir tanesi de budur. İki seçenek bıraktı. Ya 40 katır mı 40 satır mı? Milleti böyle bıraktı. Ya ben yo dedi. Böyle ya başkaları da olacaktı. İnsanların ya inan çok üzülüyorum. İnsanların umutlarını aldı. Kemal Bey deseydi ki ya kardeş ben aday olmuyorum. Ama herkes aday olsun. İnanın bana bizler çıkardık ya. Bizlerden içimizden o eski Baykal'la beraber siyaset yapan Önder Bey'le, Muharrem Bey'le siyaset yapan, o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen o çizgiyi koruyan binlerce insan var. Ama dediler ki Kemal Bey olduğu müddetçe imza toplayamazlar. Fırsat vermez. Kemal Bey'in baskısı hakim. Çok güzel bak, bir yere getirdiniz. Burada da Türk bir şey söyleyeceğim. Bak, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak, bu Aleviler bizim Türkiye'nin temel taşıdır. Güvencesidir. Hı. Alevi toplumu. Bu Kemal Bey'in Alevi kimliğinden dolayı çok eleştirmeye başladı. O sanatçı arkadaşlarımı rencide ettiler. Sanki Aleviler Kemal Bey'e oy verecek. Alevi Sünni diye partiyi ikiye ayırdılar. İkiye böldüler. Bu kurultaydaki en büyük gördüğüm kötülük de budur. Ama ne yaptı? Bak onları taça çıkardılar. Evet. Bak gördüler Özgür Özel'i seçtiler değil mi? Yani demek istiyorum ki bu Alevilerin ille de Alev olmuş olmamış. Ya bu ülkenin temel taşı bunlar ya. Çimentosu ya. Ben yaşadım biliyorum Gazi Mahallesi'nde ben onlarla beraber o nasıl katledildikleri zaman sadece ben vardım. Tunç kimse yoktu. Bu ülkeye nasıl sahip çıktıklarını, Atatürk'e nasıl sahip çıktıklarını, layık demokratik cumhuriyete nasıl sahip çıktıklarını ben biliyorum. Bu Alevilerin üzerinden böyle Kemal Bey'in işte kategorize etmek,
Onu da izler yani. Ya üzüldüğüm konu o kadar çok ki. En çok eleştirdiğim adama en çok üzülüyorum. Ben de bir garip adamım herhalde. Normal bir adam değilim herhalde. Vicdanlı. Olunca böyle oluyor. Affedersin, sorun atladı. Estağfurullah. Süremiz de zannediyorum bitti ama şöyle soracaktım. Sayın Kılıçdaroğlu kazanacağından çok emin geldi. Salona girişi çok. Vesaire. Çok. Ben oradaki kırılmayı çok merak ediyorum. Ne oldu da o kırılma, bu oylar bir anda benim tersine döndü? Ya tüfek döndü. Çıktı, mertlik bozuldu ya. Yani büyük vaatler döndü. Büyük belediye başkanları egemen oldu. Şeyin söylediklerini... Yani kurultay esnasında cep telefonlarından mesajlar tabii, mı geldi? Şeyin mesela sayın savcımızın biliyorsunuz İlhan Cihaner'in yani, evet. Ayrıldığı zaman açıklamasını gördünüz. Büyükşehir belediye başkanlarının gölgesi altında, imkanları altında böyle özgürce bir kurultay yapılamaz. Evet. Ve bu kurultayda sosyal demokrat bir kurultay olmaz dedi. Peki. Çünkü biz özgürce hareket edebilen bir siyasi partiyiz ama ben delegelerimizin Sevgen, o kadar etkilendiğine inanmıyorum. Daha konuşacağız belki. Konuşuruz inşallah. Niye yettiğinizde geldiniz? Daha çok sağ olun. 40'ı çıkmadı, daha çok fazla konuşuruz. Girmeyelim, konuşuruz. Çok teşekkür peki, ederim. Biz teşekkür ederiz.